Herkese merhaba, ben Kerem. Galatasaray Sözlük yazarlarının tanımıyla Wasabi. Bugün Galatasaray Sözlük adına ilk stüdyo yayınımızı yapıyoruz. Eğer ki beğenilirse bu yayınlarımıza devam edeceğiz. Beğenilmezse de gerçi devam etmeyi düşünüyoruz. Çok klasik bir tanım olacak ama kanalımızı beğenmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, olumlu olumsuz yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Öncelikle Galatasaray Sözlük'ten biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Galatasaray Sözlük 2008 yılında Ekşi Sözlük'ün bir klonu olarak yayın hayatına başladı. Amacımız barışçıl bir ortamda fikirlerimizi yazmak. Tabii ki de bazen hararet biraz yükselebiliyor. Kaybedilen maçlardan sonra sinirli olduğumuzda yazıyoruz. Ancak daha sonrasında pişman olup sildiğimiz zamanlar da oluyor. Ama her şeyden önce şunu söylemek lazım. Galatasaray Sözlüğü'nün gerek moderatörleri, gerek sahibi, gerek adminleri hakarete varacak şeyleri genelde zaten otomatikman uçuruyor sözlükten. Yani herkesin ana anlayışı barışçıl bir ortamda fikirlerini beyan ettiği bir platform oluşturmaktı. Bunu da şu ana kadar başardık diye düşünüyorum. Maçın analizini yapmadan önce teknik yorumdan daha çok bir taraftar gözüyle bu maçı yorumlamak istiyorum. Dün biliyorsunuz Galatasaray Olimpija Ljubljana ile bir maç oynadı. Bu maç ile beraber aslında en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye UEFA puan sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Özellikle son yıllarda o kadar kötü, Türk takımlarının o kadar kötü performansları vardı ki hiçbir şekilde istemeyeceğimiz ve bize yakışmayan noktalara düştük. Futbolun bu kadar sevildiği bir ülkede, bu kadar fazla insanın futbolu konuştuğu bir ülkede bu noktalara düşmek, yani Güney Kıbrıs gibi, Yunanistan gibi bizle yarışamayacak, futbolu yarışamayacak, bütçeleri olmayan ülkelerin dahi altına düştüğümüz yerlerde bizim onların altında olmamız kesinlikle ve kesinlikle bizlere yakışmayan bir noktaydı. Neyse ki tekrardan tırmanmaya başladık sıralamada. 11. sıradayız ve daha yüksek noktalarda ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de hem biz hem diğer Türk takımlarının, hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem Adana Demirspor'un, hem Beşiktaş'ın bu sıralamalarda alacağı galibiyetler daha üst sıralara taşıyacaktır ve inşallah bir sonraki sene şampiyon olan takımımız tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Onun altında yer alan takımlar UEFA Kupası'na gidecek. Yani ilk 5'in altındaki takımlar umarım bundan sonra Konferans Ligi'ne gider. Yani ligin ikincisinden daha çok. En büyük temennim kesinlikle budur. Maçla alakalı, maçın neredeyse önüne geçen bir konu var ki yayıncı kuruluş. Yani gerçekten dün ve ilk maç olan Žalgiris maçında büyük ızdıraplar çektik. Şimdi yayıncı kuruluşla alakalı bahsetmeden önce ülkemizde spor müsabakalarının yayınları gerçekten inanılmaz derecede paramparça olmuş durumda. Çok fazla spor müsabakalarının yayıncıları var. Yani lig maçlarını izleyeceğiz, Bein Sports alıyoruz. Galatasaray'ın nasıl bir ortaklığı var bilmiyorum. DSmart'la nasıl bir Katolik nikahı var yani bilmiyorum. DSmart'tan yayınlanıyor maçlarımız. Şimdi Saran Sports başladı. Bir taraftan Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımızda egzem mi yayınlayacak bilmiyoruz. Basketbol müsabakaları deseniz başka platformda. Yani insanları tabii ki de emeklerinin karşılığını vermek lazım, ayrı bir mesele. Ancak bu kadar fazla yayıncı kuruluş olduğu zaman insanlar da ister istemez kaçak yayınlara yönelmeye başlıyor. Şimdi bununla alakalı şikayetleri çok iyi anlıyorum. Ama insanların bu noktaya gelmemesi için en azından platformları bir ya da iki noktada, en fazla iki noktada toplamamız gerçekten çok önemli. Yani umarım önümüzdeki senede itibaren yeni bir yapılanma olur. Artık yeni ortaklıklar mı olur, ne olur bilmiyorum. Ancak en azından spor müsabakaları tek bir platformda toplanması en büyük temennim. Yani ne yaptı yayıncı kuruluş? İlk maç Žalgiris maçı. Maç başladı. Maç başladıktan sonra birdenbire yayın gitti. Yani çıktık, tekrardan oturum açtık. Tekrar oturumu açıyorum. Başka biri kanalı izlediğinden dolayı yayınınız bloke olmuştur diyor. Devam ediyor. Maçın 15. dakikasındayken Žalgiris maçından bahsediyorum bu sırada. Bir anda maç 17. dakikaya atlıyor. Sonra yayın takılıyor, geri geliyor. Hiçbir şekilde yakışmayan bir şey ki benim daha önceden üyeliğimin olduğu bir platformdu Saran Medya'nın. Çünkü bir Formula 1 izleyicisiyim ben de. Farklı platformdaki maçlarını da izliyorum. Hiç böyle problemler görmedik. Neden Galatasaray maçlarına denk geldi bu tarz problemler bilmiyorum. Olimpija Ljubljana maçında da aynı şekilde maç başladı. Yani Kerem gol attı. Kerem'in gol attığını şu şekilde anlayabildik. Daha Mertens top ayağında Kerem'e pası açmamış, spiker gol diye bağırmaya başladı. Maçın heyecanını hiçbir şekilde yaşayamadık. Devam eden yerlerde Abdülkerim'in, gerçi hani offside'dan sayılmadı gol ama Abdülkerim kafayı vurdu, gol oldu. Ekran birdenbire bembeyaz oldu. Yani bu tarz saçma sapan olaylarla karşılaştık. Umarım tekrardan olmaz. Ama cümlenin başında söylediğim gibi umarım bu platformlar tek bir noktada toplanır. Ve insanlar da kesinlikle desteklemiyorum. Kaçak yayınlardan da Bu şekilde insanlar sizleri tercih etmeye başlarlar, kaçak yayınları bırakıp diye düşünüyorum. Maça gelecek olursak, maçtan önce hiç anlam veremediğim bir algı oluşmaya başladı. Olimpija Ljubljana maçında, Žalgiris maçını değerlendirerek Olimpija Ljubljana maçında işte yenileceğimizi söyleyenler, eleneceğimizi söyleyenler, işte elenirsek Žalgiris'le eşleşeceğiz, yine ne yapacağız falan diyenler falan gördüm. Ya arkadaşlar, bu takım Galatasaray. Yani tarihinde hiçbir zaman boyun eğmemiş bir camiadan bahsediyoruz. Yani Olimpija Ljubljana küçümsediğinden dolayı söylemiyorum, ancak hani sizce bizlerin ayarında bir takım mı? Kesinlikle değil. Maçtan önce tabii ki de bu maçın kolay geçmesini beklemiyorduk. Hatta ben bile ulan 1-0 alalım da maç orada bitsin, İstanbul'a avantajlı dönelim, en kötü işte beraberlik de fena değildir falan, ama yenilmek gibi bir şey aklımın ucundan daha geçmedi. Onu en başta kesinlikle söyleyeyim. Galatasaray'ın dinamiklerinde şöyle bir şey var. Biz zaten tarihimizde çok az sezona mükemmel futbolla başladık. Yani her zaman bizim bir ısınma turlarımız olmuştur. 99-2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığımız dönemde dahi biz sezona çok kötü başladık. Yani ne oldu? Rezalet hazırlık maçları oynadık. Dedik ya bu takım ne olacak? Lige hazır değil dedik. Çok net hatırlıyorum, yani ligin ilk maçıydı, Gaziantep'le oynuyorduk. Çok dramatik bir golle 2-1 yenilmiştik. Dedik ki yandık, bu sene gerçekten bu takımdan bir şey olmaz dedik. Bir zaman sonra öyle bir toparlandık ki yani o zaman dünyanın en iyi 5 takımından biri olan Arsenal'i UEFA Kupası'nda yendik. Devamında önemli oyuncularımız gitmesine rağmen Real Madrid'den Süper Kupayı aldık. Yani Galatasaray hiçbir maça kesinlikle ve kesinlikle tarihinde biz bu maçta yeniliyoruz diyerek çıkmaz. Yani bu anlayışı bizim tarihimizdeki en büyük efsanelerimizden, Fatih Terim'in sözlerinden bile yola çıkarak bu anlayışı kesinlikle benimsemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir Olimpija Ljubljana maçını hep beraber bir yorumlayalım. Evet, zor bir maç olacağını bekliyorduk ve Olimpija Ljubljana'nın çok büyük bir baskıyla başlayacağını bekliyorduk. Bir önceki turdaki maçlarını da izledik. Evet, ciddi baskı kuran ve fırsat yakalayan bir takım. Özellikle yenilecek bir golde evet ciddi anlamda kapanacak ve zorluk çıkartacak bir takımdı. Maç başladı. Maçın ilk 5 dakikası, hatta Santra'yı hatırlıyorum. Santra olduğu andan itibaren daha top sahaya girmemiş, Olimpija Ljubljana oyuncuları sahanın çizgisinde tutamıyor kendini. Hani Cem Yılmaz'ın filmi vardı ya, işte o alan 10 yıldır topa dokunamıyor, dellendi falan gibi. Hakikaten Olimpija Ljubljana oyuncuları o şekildeydi. Maç başladı, baskıyı kuracaklar. Çok akıllı bir hamleyle biz de karşı baskıyı kurduk. Zorlandığımız anlarda ayağımızdan top çıkartıp çok güzel noktalara topu gönderebilecek oyuncularımız olduğundan kaynaklı Olimpija Ljubljana da orada kendini biraz geri çekmeye başladı. Ve maçın hemen başında, daha 2. 3. dakikalarda Mertens'in pasında Bakambu'nun kaçırdığı bir gol var. O golü atsak belki çok daha farklı bir skorla mesela maçı bitirebilirdik. Ama ilk 5 dakikadan sonra Olimpija Ljubljana bizim baskımızı biraz kırdı ve üzerimize gelmeye başladı ve ilk 10 dakikaya gelinirken Olimpija Ljubljana'nın çok kritik bir pozisyonu var ve Muslera'nın kurtardığı gerçekten çok kritik bir kurtarış var. Bu kurtarış da aslında maçın seyrini değiştiren noktalardan bir tanesi. Şimdi niye diyeceksiniz? Muslera o golü kurtardı. Muslera o golü kurtardıktan sadece birkaç dakika sonra Kerem'le golü bulduk. Yani Kerem'e bu yayında çok ayrı bir nokta açacağım diğer noktalarda. Ama hani şu anda maçın analizine devam etmek istiyorum. Çünkü mükemmel oynadı. Maçın yıldızıydı kesinlikle. İlerleyen dakikalarda tabii ki de Olimpija Ljubljana baskıyı biraz arttırmaya başladı. Biz de birazcık geri çekilmeye başladık. Ve boşluklar vermeye başladık. İlk maçta da buna benzer pozisyonlar görmüştük. Defans arkasına atılan toplardan kaynaklı ve Olimpija Ljubljana golü buldu. Hakem vermedi. Ancak objektif ve tarafsız olarak bakmak gerekirse burada bu golü hakem verse de açıkçası çok fazla yangın yapmayacaktık. Çünkü çok ciddi bir müdahalesi yok Nelson'a ve bu golü yedikten sonra gol iptal oldu. Tabii bu golü yesek de çok büyük sıkıntılara girer miydik? Zannetmiyorum, çünkü gerçekten ileride sürekli çabalamaya çalışan bir Bakambu vardı. Bakın, Bakambu maç genelinde toplamda 5 tane gol kaçırdı. Ama o özellikle 20-25. dakikalarda kaçırdığı gollere bakacak olursanız bu çocuk gayret ediyor. Bakambu gerçekten boşa bu takıma transfer edilmiş bir oyuncu değil. Kimse şunu beklemesin. Geçen sene Seferovic'le çok büyük bir hayal kırıklığına yaşadık. Şimdi maçın analizini bir kenara bırakacak olursak Bakambu'nun üzerinden gidelim. Çünkü ilk yarıda en fazla gördüğümüz kişilerden bir tanesiydi, oyunculardan bir tanesiydi. Seferovic'in yaşadığı sendromları yaşayacak bir oyuncu değil. Çünkü Bakambu gol kaçırdı, pozisyona girdi, yine kaçırdı, pozisyona girdi, tekrar kaçırdı ama bir türlü küsmedi. Özellikle Afrika kökenli oyuncular mental olarak kolay kolay çökmez. Mücadeleye devam eder ve Bakambu gerçekten faydalı olacaktır. İlk yarıda maçın bana soracak olursanız en gereksiz pozisyonlarından bir tanesi Sergio Oliveira'nın rakibini arkadan yapmış olduğu müdahaleydi. Burada sarı kartla cezalandırıldı Sergio Oliveira ama defans çizgimiz biraz daha geride olsaydı ve oyuncu biraz daha önde olsaydı kırmızı karta kadar varan bir noktaya gidebilirdik burada. Neyse ki hakem sarı kartını gösterdi ve bu dakikadan sonra Sergio Oliveira biraz kendini toparlamaya başladı açıkçası. İlk yarının bana göre en çok göze çarpan oyuncusu diyecekseniz kesinlikle Fernando Muslera'ydı. Umarım bu şekilde devam eder çünkü bazı sezon başlarında çok hatalı goller yadığı zamanlar oldu. Ancak ne olursa olsun Galatasaray'ın en büyük efsaneleri konusunda ilk 10'a girmiş durumda şu anda benim gözümde. Eleştirildiği noktalar olabilir çünkü gerçekten bizi o kadar yüksek noktalara çıkardı ki beklentiyi hep yüksek tuttuk ve en ufak hatasında da biz de eleştirdik tabii ki de. Ve Muslera kendini bu sene çok çabuk buldu diye düşünüyorum. Bu maçla beraber bulduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonrası için de bu sene son senesi olacağı söyleniyor. Bu şekilde devam eder diye temenni ediyorum. İlk yarı bitti. İkinci yarı açıkçası başlarken ben gerçek anlamda yorulacağımız ve üzerimize gelinecek bir maç olarak düşünüyordum. Çünkü kendi evinde oynuyor. Hani Balkanlar biliyorsunuz ateşi taraftarlarıyla ünlüdür. İyi de bir taraftarı var. İkinci yarı başladı. Yine ilk yarı başlarken olduğu gibi çok hızlı bir şekilde başladı. Yani oyuncular çıldırıyor böyle hani bir an önce hakem düdüğü çalsın maç başlasın diye. Olimpija Ljubljana üzerimize gelecek gibi oldu. Ondan sonra zaten ikinci yarının başında Mertens'te golü bulduk. Yani Mertens özellikle hani şunu söylemek lazım. Sezon başında çok fazla yazıldı, çizildi. Ya bu adamı gönderelim artık yaşlandı 37 yaşına geldi. 37 yaşına gelmişti değil mi? Yanlış bilmiyorsam. 37 yaşına geldi. Arabistan teklif var. İşte 5 milyon. Bakın Mertens ne olursa olsun kalitesi belli bir oyuncu. Žalgiris maçını da baktığınız zaman zaten attığı golle somut bir örneği var karşımızda ama ilk maçtaki etkisi de gerçek anlamda çok önemliydi. Mertens bu sene Galatasaray'a lazım. Yani bizim orta sahada bu kadar kaliteli hücumcularımız varken bu hücumu organize edebilecek bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız lazım. Böyle bir tecrübeye kesinlikle ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Mertens o golü bulduktan sonra zaten dolaplardan kajular çıktı, cipsler çıktı. İşte içecekleri bardaklarımıza koyduk ve keyif yapmaya başladık aslında o ikinci golden sonra. Bunun dışında tabii ikinci yarıyla alakalı söylenecek birkaç şey daha var ama bizim için en önemli olan nokta nedir? Icardi'nin tekrardan oyuna girmesi. Galatasaray formasıyla tekrardan oyuna girmesi. Çünkü özellikle geçen sezonun son maç ki yani yaklaşık 2 ay önceki bir dönemden bahsediyorum. Icardi'ye veda ederken gerçekten hepimizin içi ciddi anlamda burkuldu. İşte Van den Ara'nın açıklamaları, şunlar bunlar falan filan ama tekrardan çok şükür ki geri geldi. Baktığında evet formunu yakalaması birazcık sürecek. Çünkü biraz kilo var olarak gördük ki çok normal. Kampsız çok uzun bir dönem geçirdi eşinin rahatsızlığından kaynaklı. Ki transfer süreci de tabii ki de orada birazcık uzadı. Ama neyse ki geldi ve çok kısa bir zamanda tekrardan eski formuna kavuşacağını ben düşünüyorum. Yunus'un özellikle başka bir noktaya değinmek gerekirse Yunus'un oyuna girdikten sonraki önemli diyebileceğim bir katkısı hani Icardi'ye attığı bir gol pası var. Yani bunun dışında tabii ki çok ağır eleştirmek de istemiyorum. Kendini toparlaması lazım. Yani bunu çok net bir şekilde kendisi de biliyordur. Çevresi de söylüyordur. Yani bir pozisyon var. Çok güzel bir top gelmiş. Yani kale karşısında gelen topu kaleye vurması lazım. Vurmadı. Artık orada bilmiyorum ne hissetti, ne yaşadı. Top ayağının altına mı sıkıştı, başka bir şey mi oldu bilmiyorum ama benzer örnekler çok fazla var. Yani buradan Yunus bizi izlerse, görürse yani çok rica ediyorum. Biraz daha oyuna konsantre olması lazım. Adana Demirspor'da oynadığı dönemdeki oyununu biliyoruz. Galatasaray'a geçen sene geldiğinde çok büyük beklentilerimiz vardı. Yabancı sınırının olduğu bir ligde Kerem ve Yunus kanatları akacak gidecek diye bekliyorduk. Geçen sene beklerini veremedi. Evet 1-2 gol katkısında bulundu. Ancak beklediğimiz Yunus bu değil. Potansiyelini de biliyoruz. Umarım kendini toparlar ve iyi bir noktaya gelir. Kadroda kendisine yer bulur. Yoksa yine Anadolu kulüplerine kiralanmak zorunda kalacak. ya da kariyeri hedeflediği noktaya hiçbir şekilde gelmeyecek. Kendisinden ricam biraz daha kendisinin gayret etmesi. Bunun dışında 90. dakikada Halil Dervişoğlu'nun atmış olduğu bir gol var. Ben de evet eleştirdim, kabul ediyorum, ancak biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Bakın bu sene Icardi'nin, Mertens'in, Kerem'in etrafında kurulmuş olan bir takım var. Ve Icardi'nin dışında skorerlerin olması çok önemli. Halil'in atmış olduğu gole bir dikkat edin. Bütün defans tamamen Icardi'ye odaklı ve aradan Halil çıkıp kafayla golü buluyor. Sadece o değil. Yani bir fıt Zaha var gelecek. Yani rakip takımın savunması, ben Zaha'ya mı odaklanayım, Icardi'ye mi odaklanayım derken oradan çıkacak Kerem bir gol atacak. Kerem'e odaklanayım derken Mertens çıkacak bir gol atacak ve gol atabilecek bir orta sahamız da var artık. Kerem Demirbay. Yani henüz maçlarını oynamadı ancak skor katkısı verebilecek bir oyuncu. Özellikle rakip defansın dikkatini dağıtmak ve başka oyunculara odaklandırdığınız zaman başka oyunculara bu sefer fırsat çıkmış oluyor. Bir örnek daha vereyim bu maçtan. Yine savunma, hücum oyuncularına odaklıyken Abdülkerim çıktı gol attı. Nelson çıktı gol attı. Evet, sayılmadı. Ancak bunlar her maçta sayılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani hep ofsaytta kalmayacak bizim oyuncularımız. Bu yüzden Halil Dervişoğlu'nun da ben önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum. Yani gizli forvet olarak olabilir. Icardi'nin özellikle yükünü biraz azaltmak konusunda ben Halil Dervişoğlu'nun önemli bir rol oynayacağını kesinlikle düşünüyorum. Tabii maçı dakika dakika analiz etmek tabii ki de mümkün değil. En basit tabirle özetlemeye çalıştım. Maçın enleri olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum oyuncularımızı, ilk 11'imizi özellikle. Muslera, bana soracak olursanız maçın en iyi 3 oyuncusundan bir tanesi. Yani kritik kurtardığı 3 ya da 4 pozisyon var. Çok kolay pozisyonlar değildi. Onun dışında da kurtardığı, üzerine gelen şutlar oldu. Onlar tabii de Muslera'nın kurtarabileceği toplar ama baktığınızda çok kritik kurtarışları var. O yüzden Muslera'ya ben bu maçın yıldızları arasında ilk 3'e sokarım kesinlikle. Sacha Boey'e bildiğimiz gibi yani... Neredeyse bir senedir düşünüyorum, Boey'in oynadığı bir tane kötü maç yok. Yani Allah nazardan saklasın diyeyim. Yani o kadar kendini maça veriyor ki. Yani inanılmaz bir efor sarf ediyor. Defansta iyi, hücumda iyi. Bu sene üzerine biraz daha koyarak daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu maçta da yine Boey'e altı notlardan bir tanesini verebiliriz. Artı notlardan bir tanesini. Nelson ve Abdülkerim'i biraz konuşmak lazım. Nelson ve Abdülkerim biraz eleştirildi bir önceki maçta. Žalgiris maçında. Özellikle Nelson ciddi anlamda eleştirildi. Ya futbolcuların olabilir, teklifler gelebilir, kafası karışabilir. Yani sonuçta hepimiz insanız ve bunlar insan hayatında olabilir. Her maç iyi oynayacaksın diye bir şey yok. Özellikle stopersen, hata yapma toleransının bu kadar düşük olduğu bir mevkide bu hatalar olabilir. Ama Nelson bu maçta biraz daha kendini toparlamış gibi. Biraz daha basit oynaması gerekiyor. Abdülkerim'de biraz daha fazla konuşması gerekiyor. Bunlar da olduktan sonra zaten Nelson yine eski Nelson olarak karşımıza çıkacaktır. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli faktörlerden birisi gerçekten Nelson'du. Tek bir şey örnek vereceğim. İstanbulspor maçını hatırlayın. Kafası bandajlı. Tam rakip gol atacak diye topu atarken topu geri çevirdi ve devam eden pozisyonda Kerem Icardi'ye verdi. Golü bulduk. Nelson önemli bir oyuncu yani. Bu eleştirinin dozunu biraz daha doğru ayarlamak lazım kesinlikle. Abdülkerim bir önceki maçta çok zor anlar yaşadı. Neden çok zor anlar yaşadı? Birazcık Angeliño'nun pozisyonundan dolayı. Şimdi bakın, Angeliño orijinal olarak baktığınızda ofansif bir bektir. Yani nedir? Beşli bir savunma diziliminde orta saha çizgisine en yakın noktada oynayabilecek orijinal bir ofansif bektir kesinlikle. O pozisyona biraz alışkın olduğundan dolayı biraz ileride kaldı. İleride kalınca da bir de rakibin hızlı bir hücum oyuncusu olunca da ne oldu? Abdülkerim bazı noktalarda yavaş kaldı. Ama bu da şu var. Angeliño bizim sistemimize uygun bir oyuncu mu? Kesinlikle uygun bir oyuncu. Hani şunu söylemek lazım. Biz Liverpool'da sol açık oynamış bir oyuncuyu aldık. Galatasaray'da sol bek oynattık. Müthiş bir performans gösterdi. Bugün bile Albert Riera'nın o performansını herkes hatırlıyordur. Müthiş bir sol bek olarak kendini gösterdi. Angeliño'nun da biraz daha defans çizgisine yanaşarak, biraz daha stoperlere yakın olarak kanatlardan gelebilecek atakları biraz daha kesebilecek pozisyona gelmesi gerekecek. Bu maçta aslında baktığınızda Kazımcan'ın Angeliño'dan, yani Žalgiris maçındaki Angeliño'dan daha iyi performans gösterdiğini çok açık ve net bir şekilde gördük. Geçen sene son oynanan Fenerbahçe maçındaki zaten performansını da biliyoruz. Bu çocukta çok ciddi bir potansiyel var. Kesinlikle formayı kapmaya çalışacaktır. Tabii ki de almış olduğumuz oyuncu dünyanın sayılı beklerinden bir tanesi. Ki şu anda yine dünyada bir bek sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Angeliño'nun değerini bilip değerlendirmek lazım ama doğru pozisyona biraz daha yanaştırmak lazım. Bu konuda bizden çok daha fazla iyi düşünen müthiş bir hocamız var. Okan Hoca bunu en kısa zamanda ayarlayacaktır ve Angeliño'yu bekte biraz daha geri çekecek pozisyonu alacaktır diye düşünüyorum. Berkan'a yine en çok takımda eleştirilen oyunculardan bir tanesi Berkan. Şimdi ben Galatasaray Sözlük'te sürekli olarak yazıyorum. Benim bu çocuktan ümidim var diye. Çünkü ben Alanyaspor'da oynadığı dönemde Berkan'ı izledim. Yani Berkan harikalar yaratabilecek bir oyuncu. Ama Galatasaray'a geldiğinden beri tabii ilk sezonunda Taylan-Berkan ikilisi gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşattı ki benim açıkçası Berkan-Taylan ikilisinden çok büyük beklentim de yoktu. Yani bu benim fikrimdir kesinlikle. Yani ben kendim söyleyebilirim bunu. Ama Berkan'dan her zaman bir umudum var. Mücadele etme kabiliyetinden kaynaklı. Şimdi bugünkü maça bakıyoruz. Ljubljana maçına bakıyoruz. Berkan sahada gözüküyor. Ama birazcık daha öne çıkması lazım. Yani bazı maçlarda hani nasıl bugün Kerem maçın önüne çıktı, maçı bize kazandırdı demeyeyim ama skor yaratmamızda kilidi açan kendisi oldu. Berkan'ın da bu tarz şeyleri yapması lazım. Yani bazen ileri çıkıp bir gol atması lazım. Yani ben hala bir golü var galiba Galatasaray'dayken Berkan'ın, bilmiyorum. Biraz daha ön plana çıkması lazım. Biraz daha kendini göstermesi lazım. Biraz daha gayret etmesi lazım. Bir diğer oyuncumuz Oliveira. Yine eleştirilen oyuncularımızdan bir tanesi ki Torreira'nın dönüşünü dört gözle beklememizin en önemli noktalarından biri kesinlikle orta sahamızdaki oyuncularımızın formsuzluğu. Bir 8 numarada alınacağı konuşuluyor. Birçok isim geçiyor. Bilmiyorum. Umarım olabilecek en iyi oyuncu olur ve Oliveira da bu oyuncuyu kesmek için kendine daha fazla gayret göstermeye başlar. Özellikle faul yaptığı pozisyonda biraz önce bahsettiğim gibi kırmızı kart görebilirdi. Bundan sonra birazcık daha kendini toparladı ama Berkan örneğinde vermiş olduğum gibi maçta ön plana çıkabilecek bir performans sergilemedi. Umarım kendini toparlar çünkü inanılmaz iyi oynadığı maçlar gördük. Onun olmadığı zamanlarda, sakat olduğu, cezalı olduğu zamanlarda takımın ne hallere düştüğünü gördük. Umarım Oliveira yeniden geçen sene iyi oynadığı maçlardaki performanslar göstermeye devam eder. Şimdi maçın yıldızı Kerem. Hem de benim adaşım. Gerçekten Galatasaray'a geldiğinden beri, bu çocuğun ilk maça çıktığı zamandan beri çok büyük beklentilerim var. Evet, o da sezon başlarında bazen formsuz olabiliyor ama bu seneye müthiş başladı diyebilirim kesinlikle. Özellikle bu maç özelinde. İnanılmaz bir şey. Yani 2022 yılında zaten hani şu maçın analizini yine bir kenara bırakmak gerekirse 2022 yılında Galatasaray'ın yani biraz ağır bir tabir olacak ama şerefini kurtaran oyunculardan bir tanesiydi. Hani en kötü sezonumuzda bile bir pırlanta tanesi gibi parladı gerçekten. Bir derbi galibiyete kazandırdı o sene. Ve Kerem umarım bir Galatasaray efsanesi olarak yoluna devam eder ve bizde futbolu bırakır ve bu performansına devam eder. Mertens'e yine biraz önce bahsettim. Žalgiris eşleşmesine turu getirdi. Bu maçta da kilidi açan en önemli noktalardan bir tanesiydi. Ve bir ofansif orta saha olarak oynamasına rağmen, bir forvet arkası oynamasına rağmen inanılmaz fazla top kaptı bu maçta. Onun dışında hücuma da çok ciddi anlamda destek oldu. Zaten kilidi açan kendisi oldu. Mertens de maçın en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesi kesinlikle. Ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi kesinlikle. Bir diğer oyuncumuz Barış Alper. Bu sezon 3. resmi maç zaten şu anda. Hani hazırlık karşılaşmalarını da ele alırsak en mükemmel oynadığı maçlardan biri diyebilirim kesinlikle. Yani Barış Alper'in ana mevkisi kesinlikle ve kesinlikle santrafor değil. Yani böyle fanteziler kurmaya gerçekten hiç gerek yok. Hani bir Burak Yılmaz yaratılmaya çalışıyor. Belki olabilir bilmiyorum ama şu anda bu adam nedir? Hücumun sağ tarafında tamamen çizgi oyuncularını yoracak, sürpriz ataklarla hiç ortaya çıkmayacak pozisyonları yaratabilecek ve tehlike oluşturabilecek bir oyuncu kesinlikle. En doğru mevkisi Barış Alper Yılmaz'ın burası. Ve şunu söylemek lazım. Barış Alper'in kesinlikle kendini geliştirmesi gereken ya da hani Okan Hoca'nın belki de en çok anlatması gereken konulardan bir tanesi pozisyonda bitiricilik ve çevreyi görme. Yani Barış Alper Yılmaz'da maalesef böyle bir eksiklik demeyeyim de gelişmesi gereken bir konu var. Yani en zor kısmı hallediyor, topu ceza sahasına kadar sokuyor, devamında top ya stoperin ayağına çarpıyor ya şut çekiyor, avuta çıkıyor ya da forvet oyuncumuzun arkasına düşüyor. Yani bunu Barış Alper geliştirirse zaten elimizde kolay kolay tutamayacağımız bir oyuncu haline gelecek. Son olarak hani Bakambu'yu söylemek istiyorum. Bakambu boşuna alınmış bir oyuncu değil. Biraz önce bahsetmiş olduğum bakın Wilfried Zaha, Bakambu. Hani şu anda başka isimler de henüz kesinleşmediğinden dolayı söyleyemiyorum. Zaniolo takımdan gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Ancak hücum alternatiflerine bizim ihtiyacımız var. Icardi'nin yükünü almamız lazım. Icardi oyundayken bütün ilgi Icardi'nin üzerine gelmişken başka yerlerden gol bulabilmek için bu tarz oyuncularımız çok önemli. Bakambu iyi koşabilen, adam geçebilen, güçlü fiziğe sahip bir oyuncu. Onun kendini geliştirmesi gereken en önemli noktalardan biri kesinlikle bitiricilik. Bu maçta da gördük. 5 net gol pozisyonu var. Bir tane gol bulamadı ama küsmedi ve kendini geliştirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi oyuncu puanlamalarına geçiyoruz. Muslera çok kritik kurtarışlar yaptı. 8 puan veriyorum Muslera'ya. Sacha Boey, zaten artık bu Sacha Boey'in bir ortalaması. 8 puanın altına kesinlikle inmiyor senelerdir. 8 puan Sacha Boey'e. Victor Nelson ve Abdülkerim 7'şer puan veriyorum. Çok fazla bir iş düşmedi. İş düştüğü zaman da elinden geldiğini yaptılar. Kazımcan'a da 7 puan veriyorum. Elinden geleni yaptı. Sergio Oliveira ve Berkan Kutlu ikilisine ortalama 7 puan veriyorum. Onlar da elinden geleni yaptılar ama fark yaratacak bir şeyler yapmadılar. Barış Alper Yılmaz kesinlikle fark yarattı. Ona da 8 puan veriyorum. Dries Mertens hem kilidi açtı hem gol attı. 8,5 puan veriyorum. Kerem Aktürkoğlu 10 puan veriyorum. Yani 10 üzerinden 10. Olumsuz hiçbir şey yok. Golünü attı, golü attırdı. 10 puan Kerem Aktürkoğlu'na. Sergio Bakambu muydu adı? Cedric Bakambu. Cedric Bakambu'ya da çok fazla gol kaçırdı ama mücadele etti. O yüzden Cedric Bakambu'ya da 7 puan veriyorum. Bir diğer değerlendirmemiz gereken şeylerden bir tanesi saha. Tabii ki de çok büyük, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı Slovenya. Ve saha gerçekten kötüydü. Ancak bizim sahayı eleştirmeye çok bir hakkımız yok. Çünkü Türkiye'deki sahalar da gerçekten çok kötü. Yani bir Kasım ayında, bir Aralık ayında Sivas deplasmanına top oynamış bir oyuncunun bu sahayı eleştirme gibi bir hakkı kesinlikle yok. O yüzden sahayı çok fazla ön plana koymayacağım ama saha kötüydü. Tribünlere gelecek olursak zaten Balkanlar tribün anlamında müthiş yerler. Ama Balkanların 2. ligine, 3. ligine gitseniz dahi bir atmosferleri var. Çok gürültücü taraftarlar. Stadyumu çok beğendim. Şehre zaten daha önceden gitmiştim. Çok beğendiğim bir şehir. Yani iyi puanlıyorum. Hem Ljubljana seyircisini, hem misafirperverliklerini, hem de stadyumunu. Sahaya puanım 6. Tribünlere puanım 7,5. Stadyuma puanım 7,5. Kendi taraftarımıza bakacak olursak da yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Malezya'da gitseniz, Avustralya'da gitseniz, Almanya'da gitseniz her zaman tribünde Galatasaray taraftarı var. Dünyanın her tarafında zaten taraftarı olan bir camiadan bahsediyoruz. Hani bizim taraftarımıza puanım 9 kesinlikle. 10 çok özel performanslardır. O yüzden 9 veriyorum taraftarımıza da. Okan Hoca'yı puanlamak gerekirse gerçekten Okan Hoca'nın Galatasaray'ın başında olmasından dolayı çok mutluyum. Daha da çok mutlu olduğum nokta Okan Hoca'nın Galatasaray'ın başındayken başarılı olması. Çünkü gerçekten biz nasıl röportaja başlarken taraftar gözüyle analiz yapıyoruz, Okan Hoca da bazen taraftar gözüyle kadrolar kurabiliyor. Ve bunda çok az hata yaptı. Ve her şeyi inceleyip sık dokuyor. Bir aile ortamı yıllar sonra Galatasaray'da oluşmuş durumda. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi Okan Hoca, bir tanesi tabii ki de herkesin bildiği gibi Erden Timur'dur. Okan Hoca'ya da vereceğim puan 10 üzerinden 8,5. Maça çıkan kadroya bakıyoruz. Muslera, Boey, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem ve Bakambu. İşin aslına baktığınız zaman eldeki şu anda kullanabileceğiniz en rasyonel kadrolardan bir tanesi diyebilirim. Neden? Çünkü Angeliño'nun bir rahatsızlığı var. Kerem Demirbay henüz hazır değil. Icardi henüz hazır değil. 90 dakikaya zaten kaldıracak durumda değil. Hem takımı görme açısından hem de sahadaki mücadele açısından bana soracak olursanız müthiş bir kadro ile çıktı. Muslera'yı çıkar, Nelson'u çıkar, Abdülkerim'i çıkar. Bir de Boey'i çıkar. Yani bizim Türkiye Kupası'nda neredeyse oynayabileceğimiz bir kadro. Ona rağmen çok iyi bir kadromuz var gerçekten. Çıkan kadroyu da 10 üzerinden 9 olarak puanlayabilirim. Galatasaray Sözlüğü'nün ilk stüdyo yayınında Olimpija Ljubljana Galatasaray maçını yorumladık. Bundan sonrası için de maçlardan sonra elimizden geldiğince maçlarımızı analiz etmeye ve yorumlamaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya like atmayı lütfen unutmayın. Olumlu, olumsuz eleştirileri her zaman kabul ediyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.